Merhaba, ben Şef Semen Öner. 5 dakikada yapabileceğiniz ve parmaklarınızı yiyeceğiniz nefis bir domates soslu makarna tarifi vereceğim şimdi. İhtiyacımız olan malzemeler konserve doğranmış domates. Tabii ki mevsimindeyseniz gerçek domatesle bunu yapabilirsiniz. O zaman ihtiyacınız olan da orta büyüklükte 4-5 tane domates olacaktır. 5 diş sarımsak, bolca sarımsak, biraz tereyağı, biraz zeytinyağı, maydanoz, tuz, karabiber. Bütün bunlarla harika bir sos hazırlayacağız. Önce makarnayı pişirelim. Makarnayı soslu yapacağınız her durumda paketinin üzerinde yazandan 2 dakika daha eksik pişirin makarnayı. Çünkü sosla beraber daha da pişireceksiniz. Bu makarna bakalım kaç dakikaymış. Bakayım. Pişirme süresi 10 dakika diyor. Demek ki ben bunu 8 dakika kaynar suda pişireceğim. Pişirmeden önce suya bolca tuz atacağım. Asla yağ atmayacağım. Geldik sosa. Makarnayı koyduk şimdi. O kendi halinde orada pişiyor. Tencerenin içine tereyağı atıyorum. Biraz da zeytinyağı. İkisini birden kullanacağım. Sarımsakları şurada ezelim. İçine atalım. Bir demet maydanozu ince ince saplarıyla beraber kolaylık olsun diye doğruyorum. Ama meraklıysanız saplarından yapraklarını ayırıp onları ince ince kıyın. Domatesi bol olan her şeyin içine bir tane kesme şeker de atın. Onu da söylemiş olayım. Burada önemli nokta, sarımsağı yakmadan tereyağın içinde iyice kokusunu çıkartmak. Ardından domatesleri boca ettim. Şekeriyle beraber. Şimdi bunun altını iyice açıyorum. Tuz, karabiberini de ekliyorum. Fokur 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 pişiriyorum. Domatesler güzelce fokurdadı. Şimdi maydanozları da içine atıyorum. Sadece karıştıracağım. Bol maydanozlu yaptım. İsterseniz fesleğen veya başka böyle yeşilliklerden de koyabilirsiniz sevdiğiniz. Kişniş vesaire, ama ben fesleğenle maydanozu çok yakıştırıyorum. Şimdi makarnayı üstüne alacağım. Hepsini beraber 2 dakika daha pişireceğim ve bitti. Makarnayla domatesleri iyice hercümerç edeceğim. Makarnanın suyundan da şöyle 1-2 kepçe üstüne ekledim. Hem makarnanın pişmesine devam etmesi için, hem de şöyle sulu sulu nefis olabilmesi için. 2 dakikaya tabakta. Makarna hazır valla. Ev usulü ama bir restoran tadında nefis bir makarnayı gördüğünüz gibi totalde makarnanın pişme süresi kadar bir zamanda hazırladık. Üstünde biraz da süsledim mi? Herkesin şimdiden ellerine sağlık, afiyet olsun.